Karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç yönetecek. İzmir bölgesi A klasman hakemlerinden, Süper Lig'den de kendisini yakinen tanıdığımız ve bildiğimiz bir isim. Temsilcimiz Çorum FK almış olduğu ceza nedeniyle seyircisiz oynayacak. Geriye doğru oynadı Serkan Yavuz'a. Tekrar Gökhan. Gökhan ortası ön direğe doğru. Ferhat'tan önce yine savunma. Murat Yıldırım. Murat'ın vuruşu Ersin. Murat Yıldırım önünde bulduğu topla kaleyi yokladı ama Ersin yumruklayarak uzaklaştırdı topu. Suat. Suat yanında Murat Yıldırım var, şimdi oynadı Murat Yıldırım'la. Murat Yıldırım'dan Suat'a tek pas. Suat gördü kaleyi. Suat bıraktı. Gökhan Karadeniz'in yerden etkisiz vuruşu. Erkan taç çizgisi üzerinde top etmeyi başardı. Erkan geriden destek Murat Yıldırım'dan vardı. Erkan top hala kendisine, dışarıya doğru gelen top. Ferhat Yazgan. Ferhat sıyrılır rakiplerinden. Plasesi Ersin. Ferhat Yazgan'ın Ersin'in sağına doğru plasesi. Kaleye doğru yönelen topu Ersin kontrol etmeyi başarıyor. Savunmada görev alıyor bu arada Murat Yıldırım. Suat Kaya ceza alanı içerisine girdi Suat. Suat rakiplerinden sıyrılmak isterken son anda ayak koydular. Ferhat Yazgan bir plase daha. Son anda Ersin. Ferhat Yazgan yine kaleyi yokladı ama Ersin topu tokatlayarak kornere gönderdi. Sedat Cengiz. Sedat'tan pas Çınar'a. Tekrar Çınar'a doğru. Çınar sol tarafta Altarhan vardı. Bizim için iyi. Altarhan için kötü bir vuruş oldu bu. Uçtu. Murat Yıldırım araya girmek istedi ama Düzce Spor'da kaldı. Top sol kanada doğru gönderilen pas. Offside yok. Şimdi cezaların içerisine doğru Altarhan'dan önce kaleci Ali Türkan. Dönen topu Sedat Cengiz tamamlamak istedi ama top üstten avuta çıktı. Selim Ilgaz vardı. Onunla oynamadı. Şimdi Ferhat Yazgan'a. Ferhat'tan Selim'in önüne doğru. Selim. Selim kaleciyle karşı karşıya. Selim vurdu. Altarhan geldi. Son anda top ayak koymayı başardı. Eren Aydın. Ersin Aydın kullanmıştı. Top havadayken de karşılaşmanın hakemi Kutluhan Bilgiç ilk 45 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor. 56. dakika. Penaltı noktasına doğru. Kafayla uzaklaştırılan top. Selim kaleyi düşündü. Ersin. Sedat Cengiz kullanıyor köşe vuruşunu. Altarhan yaklaşmıştı Murat Yıldırım'ın. Kendisini kapattığını görünce oynamadı. Dışarıya doğru gönderilen top. Eren Karada tekrar Sedat'a. Sedat. Ortası Ali Türkan. Ali Türkan için oldukça rahat bir top. Bu arada hareketlenen takım arkadaşını gördü. Gökhan Karadeniz. Soldan bindirme Eren Aydın'dan. Eren! Savunma! Şimdi kullandı içeriye doğru orta. Suat Kaya kafayla uzaklaştırdı. Bir kez daha kaleye doğru Ali. Ali Türkan'dan harika bir refleks geldi sevgili izleyenler. Kullanıldı köşe vuruşu. Arka tarafa doğru gelen top. Bu arada Eren Karadağ. Ve Suat Kaya'nın yerine de Ozan Sol dahil oldu. Artık normal sürede son dakika. İbrahim Alan. Pas attığı yerde Atakan Cangöz vardı. Sinan. Hurşit. Hurşit'ten pas. Ozan sola doğru. Ozan sol. Ozan çıkarttı dışarıya doğru. Vuruş ve gol! Atakan Akkaynak golün ismi. 90. dakikada geliyor. Aradığımız, istediğimiz, beklediğimiz gol sevgili izleyenler. Bu golü bekledik. 90 dakika boyunca sabrettik. Atakan Akkaynak girdi devreye ve Çorum FK'yı 1-0 öne geçiren gol attı. Dakika 90, Çorum Futbol Kulübü 1, Düzce Spor 0 sevgili izleyenler.
Murat Yıldırım'ın oyundan çıkmasının ardından kaptanlık pazubandını takan Atakan Akkaynak golü kaydetmeyi başardı ve şampiyon Çorum Tezahüratları Protokol tribününde. Hakeminin offside bayrağı havada. Golü birazdan tekrar izleyeceğiz dediğim anda işte gol. 90. dakikaya gidiyoruz sevgili izleyenler. Ozan sol pası yerden, Atakan orada fırsatçılığını konuşturuyor ve takımının golünü kaydediyor. Şampiyon Çorum Tezahüratları Protokol tribününde. Gönül isterdi ki bu karşılaşmayı tüm taraftarımızda dolu bir stadyumla oynayalım ama maalesef bu arada karşılaşma bitti. Kutluhan Bilgiç'in son düdüğü geldi sevgili izleyenler. Çorum FK 90. dakikada Atakan Akkaynak'ın kaydettiği golle Düzcecam Düzcespor'u 1-0 mağlup etmeyi başarıyor. Bir diğer karşılaşmada ise Nazilli'de Nazilli Belediyespor Şanlıurfa Spor'u 2-0 mağlup ediyor ve aradaki puan farkı son 3 haftaya girilirken 6'ya çıkıyor. Sevinç Cuman'ı izliyorsunuz. Oğuzhan Yalçın futbolcularının yanındayım diye hepsini tek tek tebrik etti Oğuzhan Yalçın. Gerçekten de takımın şu anda bu seviyede olmasında çok büyük emekleri var. Çok büyük gayretleri var. İşte son 3 haftaya girilirken Çorum Spor, Çorum Futbol Kulübü şampiyon gibi diyelim. Hani gibisini 3 hafta sonra kaldıracağız zaten ama şimdilik biz şampiyon gibi diyelim. Çünkü şampiyonluk pozu veriliyor sahada. İnşallah 3 haftanın sonunda bu pozu hep birlikte bir kez daha veririz. Bütün basın mensupları, takım ve teknik heyet orada. Yine Düzce'den takımlarını desteklemek için gelen Düzce sporlu futbolcu taraftarlar da futbolcularını uğurladıktan sonra Çorum FK futbolcularını alkışlıyorlar.